Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle atasözlerini öğreneceğiz. Birlikte değerlendirelim. Toplumların asırlara dayanan köklü deneyimlerinden ve gözlemlerinden elde ettikleri yargılarını, ortak düşünce ve tutumlarını yansıtan, çoğunlukla mecazlı bir anlatımla dile getirilen eğitici ve öğretici nitelikteki kalıplaşmış kısa ve özlü sözlere atasözleri demekteyiz. Örnek üzerinde değerlendirelim. Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur atasözümüz. Gerçek anlamlı bir atasözü. E, oysa ağaca bakan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözü. Mecaz anlamlı bir atasözü. Buradan çıkardığımız sonuç şu. Atasözlerinin bir kısmı gerçek anlamlıdır ama çoğunluğu mecaz anlamlıdır. Örneğin ağaca bakan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözü anne baba tutumlarına ilişkin bir atasözüdür. Anne babanın tutum ve davranışları çocuklarda da aynen yeşerir anlamında kullanılmıştır. Halkın ortak düşüncesini, inancını, duyusunu, ahlak anlayışını, kültürünü, felsefesini yansıtan anonim yani sahibi belli olmayan ve toplumun sözlü geleneğinde yaşayan yani kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılarak gelen sözlerdir atasözleri. Kalıplaşmış sözlerdir. Sözcükler ve sözcüklerin geri değiştirilemez. Örnek üzerinde görelim bunları. Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz atasözünün. Biz birbirimizi biliriz. 40 kişiyiz biçimini söyleyemeyiz. Cümle kuruluşunun kurgusunun yerini değiştiremeyiz. Ya da e, aynı atasözünü biz 40 arkadaşız birbirimizi biliriz şeklinde söyleyemeyiz. E, kişi yerine arkadaş sözcüğünü e, kullanamayız. Kalıplaşmış halini ise e, yüzyıllardan bize hangi mirasla gelmişse o biçimde kullanmaya devam ederiz atasözlerini. Atasözleri e, sevgili çocuklar genellikle bir öğüt, tavsiye ve deneyim aktarır bize. Örnek üzerinde değerlendirelim. Bin bilsen de bir bilene danış atasözü bir insan bir şeyine kadar iyi bilirse bilsin gene de onu kendisinden daha iyi bilenler bulunabilir anlamındadır bize bir öğüt aktarmaktadır aşını eşini işini bil atasözüne bakalım sağlıklı ve sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi yiyeceğine dikkat etmeli. Arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalı anlamında bize bir yaşam tecrübesi aktarmakta. Atasözleri eş veya yakın anlamlı olabildiği gibi karşıt anlamlı da olabilir. Örnekler üzerinde görelim. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır atasözü ile. Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas atasözü. Yakın anlamlı iki atasözü tersine bakalım. Yani zıt anlamlı karşıt anlamlı atasözlerine bakalım. Düşenin dostu olmaz atasözü ile. Dost kara günde belli olur atasözü. E, anlamca birbirinin tam tersini e, ifade etmekte. Karşıt anlamlı iki atasözü. Sevgili öğrenciler bugün sizlerle atasözlerimizi öğrendik. Bir başka dersimizde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.